1968-1980 arası zor yıllardı. Bir tarafta vatan, millet, bayrak, din gibi kutsallarımızı hiçe sayan, milli olan her şeye düşman, kandırılmış ve moda olan izmlere, istlere beyinlerini satmış solcu, devrimci gençlik vardı. Ve bu gençlik kurtarılmış bölgeler ilan edip üniversiteleri işgal ediyor, eğitimi engelliyor, kendi gibi düşünmeyenlere okullara sokmuyorlardı. Bu tarafta ise milliyetçi düşünen, milli ve manevi değerlerine bağlı, ailesine, milletine ve vatanına faydalı olmayı ülke edinen, ecdadına layık olmaya çalışan ülkücü gençlik. Ellerinde başka ülkelerin bayrakları, dillerinde başka ülkelerin sloganlarıyla meydanları dolduran solcu gençliğin karşısına dikildiler. Böylece ülkücü gençlik büyük bir mücadelenin ve bir nefsi müdafaanın içinde buldu kendini. Ya onlardan olacak ya da inandıkları uğurda mücadele edeceklerdi. Tarih boyunca Haçlı zihniyetiyle mücadele eden ecdadın torunları, kutsallarımızın Rusya'ya, Çin'e peşkeş çekilmesine seyirci kalamazdı. Ülkücü gençlik, inandıklarını savunurken ülkücünün fikriyle baş edemeyen hainlerin silahlarına sarılacaklarını bilemezdi. Takvimler 23 Kasım 1970'i gösteriyordu. Günlerden pazartesi. Mübarek Ramazan ayı. Bayrama bir hafta var. Ankara Yeri Mahallede kiraladığı evinden okula gitmek için çıkmıştı Dursun. Beş evlerde arkadaşıyla buluşacak, derse yetişecekti. Ne yazık ki arkadaşıyla buluşamadan komünistler yolunu kesti. Okulun üst katındaki köycülük odasına çıkarttılar onu. O odada tam 12 hain ve bir ülkücü Dursun vardı. O 12 komünist, sefil ruhlarından taşan hayvani kinle, ellerindeki İşkence Nasıl Yapılır adlı kitabın sayfalarını çevirerek öğrendikleri işkence metotlarını Dursun'a yaptıkları sorgulamada tatbik ettiler. İnsan aklının ve vicdanının alamayacağı işkenceler yaptılar. Böyle bırakıp gidelim uçarız. Baksana bir şey diyor. Kurtarılmış okula gelirsen olacağı bu arkadaş. Neymiş, kuşatmadaki arkadaşlarına yardım edecek. Bakalım şimdi kim sana yardım edecek? Faşist Dursun, bir diyeceğin var mı? Pencereden atsak da ölmez bu it. Baksana dokuz canlı. Ne yapacağız? Ciğerlerine hava basalım. Sonra da atarız camdan köpeği. Ön kuzu hey, ön kuzu. Önde gider ön kuzu. Anası dursun demiş, durmaz. Gider ön kuzu. Bu bayrak düşmez yere, ölmedikçe son kuzu. Dursun adı, Dursun adı. Ölümle pençeleşen Dursun'u, okul çevresinde arz-ı endam etmekten başka bir şey yapmayan emniyet mensuplarının gözleri önünde okulun üçüncü katındaki pencereden aşağıya bıraktılar. Onlar Dursun'u öldürdüğünü sanır. Oysa Dursun kaldırıldığı hastanede bir saat sonra meleklerin kucağında peygamberine ve Allah'ına varır. Şehit olanlar için ne güzel bir müjdedir şu hadisi şerif. Cennete giren hiçbir kimse yeryüzündeki her şeye sahip olmak üzere dahi olsa tekrar dünyaya dönmeyi istemez. Bundan şehit müstesnadır. Çünkü o
şehit olmanın faziletinde gördüğü şeylerden dolayı tekrar dünyaya dönmeyi ve bin kere daha öldürülmeyi temenni eder. İslam'ın bayrağı senin başucunda taş. Kalplerde yaşıyorsun. Ölmedin ki ülkübaş. Bakma gözlerimize. Gözden değildir o yaş. Neden ağlayayım? Ölmedin ki ülkübaş. Övmeyeceğim seni. Çünkü övgü az sana. Sen ki bayrağın gibi bulandın bir al kana. Omuzlarda gitse de al bayraktaki naaş. Sana öldün diyemem. Sen ölmedin ülkübaş. Ne tez geldi yiğidim sana genç yaşta hazan. Şehide su ısıttı, aklaştı kara kazan. Senin başucunda taş, bizim gözümüzde yaş. Sen borcunu ödedin. Sıra bizde ülkübaş.